Merhaba, Webis TV'de eğitim şart mı diye sormaya devam ediyoruz. Tabii esas aradığımız yanıtlar nasıl bir eğitim, kimin için, kimin yararına bir eğitim, bu soruların yanıtlarını arıyoruz. Malum bir süredir Türkiye sınav sistemleriyle meşgul. Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmayı başlatmıştı. TEOG ve üniversite sınavına ilişkin düzenlemeler peşi sıra geldi. Önce üniversite sınavına ilişkin düzenlemeyi YÖK Başkanı açıklamıştı. Merakla TEOG, yani temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi yerine gelecek yeni sistemi bekliyorduk ki bu hafta sonu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG yerine gelecek yeni sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı kamuoyuyla. Biz de değerlendireceğiz. Stüdyomuzda Eğitimsen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ayfer Koçak var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizinle değerlendirelim. Bir de telefon bağlantımız olacak. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'dan da bir değerlendirme alacağız. Şimdi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG yerine gelecek sisteme şöyle adlandırdı o sistemi. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi. İsteyen öğrenci sınava girecek. Biz aslında bir merkezi sınav olmayacak diye bekliyorduk ama merkezi sınav var. Yine çoktan seçmeli sorulardan ibaret 60 soru var. 90 dakikada bir oturumda yapılacak. Haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Bir sınavdan bahsediyoruz. Bu yıl için bir geçiş sistemi uygulanıyor. 2018-2019 yılı itibariyle yeni başlayacak. MYS diye yeni bir kısaltma hayatımıza girdi. Bir değerlendirme alalım. Hakikaten merakla bekliyorduk. 1.2 milyon öğrenci sanırım bekliyor ve aileleri bekliyor. Nasıl bir sistem? Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı bu sistem. Şimdi aslında Milli Eğitim Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama içerisinde hem bizim yıllardır savunduğumuz ifadeleri barındırmakla beraber aynı zamanda skandalları da barındıran bir konuşma oldu. Bizim yıllardır ifade ettiğimiz, savunduğumuz en iyi okul, en yakın okuldur anlayışını kendilerinin de savunduklarını iddia ettiler, ifade ettiler. Ancak pratik uygulamalarının böyle olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Birazdan onları konuşuruz zaten. Ama yine skandala imza attı maalesef. Nitelikli okullar ve niteliksiz okullar olarak ayrıştırmış olduğu okulları da. Dolayısıyla işte %10'luk bir kesimin bu nitelikli okullara gidebileceği ve bunun için de sınava girmeleri gerektiği üzerinden bir değerlendirme oldu. Bunu biz talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Çünkü yani okulları bir ciddi bir ayrıştırma söz konusu okullar için. Yani okulların %10'u nitelikli okul, geri kalan %90'ı ki bu okullara giden öğrenciler de işte niteliksiz okullara gidiyor olmuş olacak. Yani bu anlamda biz bu değerlendirme Milli Eğitim Bakanı'nın yapmış olması talihsizliktir özellikle. Evet, okullar arasında farklılıklar var mı? Var. Fiziki koşullar itibariyle var mı? Var. Gelen öğrenci açısından, veli profili açısından farklılıklar mı var mı? Var elbette. Ama Milli Eğitim Bakanı'nın en temel görevlerinden bir tanesi, ki en temel görevdir aslında, okulların niteliğini artırmaya yönelik bir mücadele geliştirmektir. Niteliksiz ve nitelikli okul olarak ayrıştırdığından itibaren bu mücadele süreci aslında sekteye uğramış demektir. Ama biz aynı seviyeye getirmeye çalışacağız diyordu İsmet Yılmaz. Şimdi getirmeye çalışacağız diyor, ancak fiili anlamda yaşanan sürecin oraya denk düşmediğini biz aslında görüyoruz. Mesela bugün yapılmış olan açıklamada herkes mahallesindeki okula gidecek yaklaşımı var. Peki o zaman ben hemen soruyorum. Okullarımız bu şekilde mi düzenlenmiş? Bölgelerdeki okullar buna uygun bir şekilde düzenlenmiş mi, düzenlenmemiş mi? Bir örnek vereyim mesela. Biz İstanbul'un göbeğindeyiz şu anda. Benim bulmuş olduğum şube İstanbul'un göbeğindeki 5 ilçeye bakıyor. Kağıthane, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli olarak geçiyor ve Beyoğlu. Şimdi bunların içerisinde mesela Kağıthane'ye bakıyorum. 440 bin nüfusu var Kağıthane'nin aşağı yukarı. Ve şu andaki okul sayısına bakalım. 6 tane İmam Hatip okulu var arkadaşlar. İmam Hatip Lisesi var. Bunların çok ilginç bir şekilde 4 tanesi sadece kız İmam Hatip Lisesi. Sadece 2 tane Anadolu Lisesi var. Ve 7 tane meslek lisesi var.
Bu Kağıthane ilçesindeki liselerin sayısı ve türlerine göre dağılımı. Evet, türlerine göre dağılımı. 6 İmam Hatip Lisesi ki bunun 4'ü kız. 2 tane Anadolu Lisesi ve 7 tane meslek lisesi var. Evet. Diyorsunuz ki siz sınava girmemiş ya da istediği puanı alamamış öğrenci nasıl bir eğitim bölgesi içerisinden bir dağılımla tercih edecek? Evet. Şimdi yine Beşiktaş'a bakalım buradan. Beşiktaş'ta 190 bin nüfus görünüyor aşağı yukarı. 2016 verileri bunlar. Anadolu Lisesi sayısı 8. İmam Hatip Lisesi sayısı 2. Birisi yine kız. Kız İmam Hatip olmazsa olmaz. Bu iktidar döneminde. Meslek lisesi sayısı 9. Evet. 19 lise var. Evet. Beşiktaş ilçesinde 190 bin nüfus, 440 bin nüfuslu Kağıthane'de 15 lise var ve dağılımları da farklı. Evet, dağılımları da farklı. Şimdi örneğin Kağıthane'de bir aile çocuğunu liseye gönderecek. Hı-hı. Anadolu Lisesi'ne göndermek istiyor. İki tane şansı var sadece. Kağıthane Anadolu Lisesi ve Cengiz Han Anadolu Lisesi. Şimdi birçok insan çocuğunun Anadolu Lisesi'ne gitmesini isteyecek. Evet. Doğal olarak o liselerinde bir kontenjanı var, oraya giremeyecek çocuk. Yine Sayın Bakan'ın açıklamasına göre herkes isterse yani kapasiteden fazla talep olduğu takdirde okul puanına göre alacak diyor. Dolayısıyla okul puanı düşük olan öğrencilerin Anadolu Lisesi'ne gitme şansı ortadan kalkacak. Ya başarı notlarını, ders notlarına göre, karne notlarına göre bir yerleştirme. Mesela Kağıthane'de çok az bir kesim Anadolu Lisesi'ne gidebilecekken bu uygulanırsa eğer, Beşiktaş'ta çok daha ciddi bir kesimin Anadolu Lisesi'ne orantı olarak baktığımızda çok ciddi bir kesimin Anadolu Lisesi'ne geçme şansı var. Evet. Yani aynı puanı almış, aynı düzeyde eğitim seviyesine sahip olan bir çocuk sadece Kağıthane'de olmuş olduğu için Anadolu Lisesi'nde okuma şansını kaybetmiş olacak. Yine diyelim ki Anadolu Lisesi'nde okuyamadı. Çocuğa ne öneriliyor? Ya İmam Hatip'e gideceksiniz deniyor. Özellikle kız çocuklarına daha çok bu öneriliyor. Görüldüğü gibi 6 İmam Hatip Lisesi'nin 4 tanesi kız İmam Hatip Lisesi. Ya da meslek lisesine gideceksiniz diye öneriliyor. Diyelim ki aile çocuğunun işte eğitimle ilgili bir alanda meslek sahibi olmasını istiyor. Üniversite okumasını istiyor. Böyle bir durumda İmam Hatip'e veya meslek lisesine göndermeyi tercih etmiyor. O zaman ne olacak? Çok ciddi bir kesime özel okullara gitmenin yolu açılmış olacak. Hı. Aslında yol açılmış olmuyor, dayatılmış oluyor bu durumda. Gerçi yani özel okullarda, özel okullara ilişkin bu sistemde nasıl bir düzenleme var henüz bilmiyoruz. Yani onlar hangi sınavla öğrenci alacaklar, nasıl yerleştirilecek? Bu şimdiye kadar öğrendiğimiz detaylar içerisinde yok yanılmıyorsam. Yapılan açıklamanın içerisinde okulların kendi sınavlarını yapabileceklerine dair bir açıklama var aslında. Hı hı. Dolayısıyla çok yüksek sesle söylenmemekle birlikte özel okula giriş biçimleri çok özgün bir şekilde bırakılmış durumda. Yani sınavsız da olabilir. Yani sınavsız da olabilir. O okulun kendisine göre tanımlamış olduğu zor, yani zorluk düzeyi değişken olabilen sınavlar da olabilir. Yani denetimsiz bir şekilde özel okullar kendi kapasitelerini doldurma şansına sahip gibi görünüyor şu anda. Bir de tabii şu an belirsiz olan şey hangi okulların sınavla öğrenci alacağı, yani sınav yapacağı. Mayıs ayında bir liste açıklanacağını söylemişti İsmet Yılmaz. Orada da aslında çok yüksek sesle olmamakla birlikte bir ifade var. İşte fen liseleri, sosyal liseler ve sosyal bilgiler liseleri ve proje okulları olarak tanımlandı. Proje okullarının içerisinde çok ciddi oranda imam hatipler var. Aynı zamanda. Şimdi imam hatiplerle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Milli eğitimin yapmaya çalışmış olduğu, şimdiye kadarki pratiklerinden öne çıkan. İmam hatipleri olabildiğince çekim noktaları haline getirilmeye çalışıldı. İmam hatipe giden öğrencilere burslar verilmesi gündeme geldi. Fiziki şartları çok daha iyi olan okulların ciddi bir kısmı imam hatipleştirildi. Talebi artırmaya yönelik özellikle biraz daha işte puanı yüksek olan öğrencilerin seçebileceği okullar haline getirme uğraşısı oldu. Fakat bütün bunlara rağmen ortaya çıkan istatistikler
hiç de İmam Hatiplerinde istenilen başarının ortaya çıkmadığını gösterdi. Hatta başarısızlıkla ifade edilmeye başlandı İmam Hatipler. Bunun karşısında proje okulu haline getirmiş olan İmam Hatiplerin bu sınav sonrasında yani %10'luk öğrencinin girebildiği okullara dönüştürülmesi, okulların içerisinde yer alması İmam Hatipleri işte güçlendirmiş olacak. Evet. Yani seçilmiş öğrencilerin olduğu okullar haline getirmiş olacak. Böylece o okullar başarı düzeyi yüksek olan işte altın nesil olarak tanımladıkları nesil talebini karşılayacak okullara dönüştürmüş olacak. Valla taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. biz bunun evet bunun için bir uğraşı var. Bunu yapmaya çalıştıkları çok açık ama biz bunu yani bu sistem değişikliğinin arkasında sizin altını çizdiğiniz İmam Hatip okullarının daha talep edilen okullar bir haline boyutu. Bir boyutu, önemli bir boyutu bu diyorsunuz. Daha önemli olan boyutu ise özel sektörün önünü açmaktır. Zaten 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimde yaşanan bütün dönüşüm süreçleri aslında özel sektöre yaramıştır. Özel sektörün güçlenmesini sağlamıştır. Çok açık şunu söyleyebiliriz. Bunda istatistiklerden, sayılardan biliyoruz. Tabii, yani artan tabii, okul sayıları tabii, ve tabii. O okullara giden öğrenci sayısındaki yani artış bunu gösteriyor. Çok fahiş düzeyde bir özellikle lise düzeyinde okul artışı var özelde. Ben liselerde çalışan bir öğretmen olarak şunu çok açık söyleyebilirim. Lise son sınıfa gelmiş olan öğrencilerin çok ciddi bir kısmı temel lise adı altında ki özel okullara, özel liselere gidiyorlar. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Burada şunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi bizim çalışmış olduğumuz yani bizim sorumluluğumuz içerisinde olan ilçelere baktığımızda Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Kağıthane. Evet. Sosyoekonomik durumuna göre oralarda yaşayan insanlarla paralel bir şekilde yoksul emekçi halkın çocuklarına reva görülen eğitim, İmam Hatip ve meslek lisesi. Kağıthane bölgesinde sadece iki tane Anadolu Lisesi'nin kalmış olmasının başka bir anlamı yok açıkçası. 6 tane İmam Hatip'in olmasının da başka bir açıklaması yok. Özellikle yine yoksul emekçi halkın çocuklarının, kızlarının İmam Hatip'te, erkek çocuklarının da yoğunluklu olarak meslek liselerine yönlendirilmesinin de bir anlamı var. Yine kızları çalışma hayatından dışarıda tutma, daha çok eve hapsetme. Bu kadına yaklaşım biçimidir aynı zamanda AKP iktidarının. Erkekleri de işte ucuz iş gücü olarak tanımlamaya yönelik bir yaklaşım var. Yani yoksul emekçi çocuklarına reva görülen gelecek sınıfsal anlamda kendisini aşmasını engelleyecek, önünü kapatan bir yaklaşımdır işin açıkçası. Onu söylemek mümkün. Yani çok aslında hani somut bir şekilde ortaya koyuyor sizin aktardığınız bu tablo. Yani sizin şubenizin faaliyet gösterdiği 5 ilçedeki İstanbul'un merkez 5 ilçesindeki tablo hakikaten hani hep söylenir ya İstanbul küçük Türkiye'dir diye hani İstanbul projeksiyonuyla Türkiye'ye bakabiliriz. Ortaya çıkaracağı sonuçlar hakikaten çok kritik. Yani Beşiktaş'ta kadınlar 190. için iş gücünün dışına çıkartılması yani kız öğrencilerin oğlan öğrencilerin de ucuz emek gücü olarak piyasaya hazırlanması yani özellikle Beşiktaş'ta 190 bin nüfusun olduğu yerde 2 4 6 8 tane Anadolu Lisesi varken 440 bin nüfusun olduğu yerde 2 tane Anadolu Lisesi olmasının başka açıklanabilir bir tarafı olduğunu düşünmüyoruz biz. Tabii yani okul yapıları sizin söylediğiniz gibi işte o hazırlığı yapılmış olsaydı başka anlamlar çıkarabilirdik belki başka niyetler çıkarabilirdik ama mevcut haliyle ortaya konan tablo bu. Peki şimdi hemen haberlerde de gördük tabii popüler kısmı bu aslında bir parça ama özellikle emlak ilanlarında kendini gösteren çünkü en büyük kaygı o işte adres nasıl ayarlanacak? Bu da önemli bir endişe noktasıydı. İşte Mayıs'tan sonra kabul etmeyeceğiz gibi şeyler var ama bu dediğim gibi popüler kısmı ama buna ilişkin ne dersiniz? Yani kabul etmeseniz ne olacak?
Yani o zaman biraz önce bahsettiğimiz meseleden çok bağımsız değil. Aynı puanı almış, aynı düzeyde çalışmış bir öğrenci sadece kağıthanede olduğu için Anadolu Lisesi'ne gitme şansını kaybetmiş. Beşiktaş'ta yaşıyor olduğu için Anadolu Lisesi'nde okuma şansını kazanmış olacak. Ya da işte Sarıyer'de olduğu için kazanmış olacak, Beyoğlu'nda olduğu için kaybetmiş olacak. Ki bizim vermiş olduğumuz örnekler aslında çok bariz olmasına rağmen Türkiye genelinin çok aslında altında kalabilecek örnekler bunlar. Çünkü İstanbul'un göbeğinden bahsediyoruz. İstanbul'un daha bu anlamda periferisinde daha evet, daha sert, sıkıntılı, evet, daha sert örneklerin olduğu bölgeler olduğunu biliyoruz. Mesela bir Bağcılar'a gitmek gerekiyor bunun için. Ya da metropol dışına çıktığınızda bu iş çok daha vahim noktaya gelecek. Tabii. Daha konuşacağız bunları ama telefon bağlantımızı da gerçekleştirelim. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Pazar günü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan detaylarını dinledik. TEOG yerine gelecek sistemin. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi biz Ayfer Koçak'la bir parça değerlendirdik ama detaylar üzerine de konuştuk. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bakan Yılmaz'ın detaylarını paylaştığı sisteme ilişkin görüşleriniz ne? Öncelikle Sayın Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklamanın bizleri şaşırtmasını isterdik ama ne yazık ki şaşırtamadılar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın akşamdan sabaha söylemiş olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir hazırlığının olmadığı bir değişiklikle ilgili olarak ne yazık ki yeterli bir çalışma yapamayacaklarını ve çıkacak olan sonucunda muhtemeldir ki bu yıl, başta bu yıl olmak üzere sınava girecek olan tüm öğrencilerimizin aleyhine bir durum oluşabileceği kanaati vardı bizde. O yüzden şaşırtmalarını beklerdik ama ne yazık ki yapılan açıklamada yine beklentilerimiz, olumsuz beklentilerimizi teyit eder şeklinde oldu. Oldukça gecikti aslında bir parça açıklamada. Evet, yani çünkü beklenenden daha geç öğrenmiş olduk. Çünkü nedeni belli. İşte bu tür tüm toplumu ilgilendiren, milyonlarca çocuğumuzu ve milyonlarca aileyi ilgilendiren çok ciddi bir konuda bu kadar hızlı tepeden inme bir talimata hazırlıksız bir sürecin sonlandırılması kolay değildi. Nereden bakarsanız bakın, altyapısı olmadığı için bilimsel bir çalışma, uzun görüşlerin daha önceden toplanmadı, paydaşlarından görüş alınmadı, uzun süredir bir konuda birdenbire ortaya çıkaracağımız bu kadar karmaşık denilebilecek bir sistemi insanların önüne çok kolay anlaşılır şekilde kelime olarak ifade etmeniz o sonucu doğurmuyor. Bakalım şimdi, yani 60 soru deniyor. Bakın hangi neresinden tutarsanız tutun elinize kalacak bir uygulama. 90 dakikada 60 soru yanıtlayacak. 60 soruya getiriyorlar. Ve deniyor ki sadece 8 sınıfta değil 6.000 sınıfta. Şimdi siz 3 sınıfı bütün kazanımlar, bütün derslerin kazanımlarını 60 soru ile nasıl ölçeceksin? Bu bir kere yöntem ve bilimsel aykırı bir durum. Geçen yıl 200 soruda 7.000 çıkmıştı. Ve 5.000'de ikinci var. Şimdi siz 240 soruda dahi bu kadar tepeli bir yığılmaya sisteminde 60 soruya indirgiyorsunuz. Arkasından da çocukların hazır olmadığı 6 ve 7. sınıf konuları da buna dahildir diyoruz. Kısa 2. sınıfın konularına çıkartılar. Sonradan çıkartılar. Üstüne üstlük hangi dersler olduğu belli değil. Üstüne üstlük hangi konulardan sorulacağı belli değil. Hangi derslerde hangi kaç tane soru geleceği belli değil. Şimdi bu kadar belirsizlik ortamında deniyor ki siz çalışmaya devam edin. Şimdi hangi öğrencinin bu kadar ciddi bir değişiklikten psikolojik olarak olumsuz etkilenmesinin önüne geçirebilecek hiçbirinin. Bu yılki girişte olmak üzere çocukların ciddi geleceklerini tayin edebileceği tek bir sınavla çocuklarımızın kendi geleceğini felakete götürebileceği bir dolaşan bu ve Haziran geldi göreceğiz. İnşallah o tarihe kadar değiştirebiliriz. Kadem attırır. Onu da söyleyeyim. Umarım bunu başarabiliriz. Çünkü yaşamadım bir de
yaşayabilecek olan sonuçtaki felaketi öngörmek için dahil olmaya falan gerekiyor. Almaya da gerek yok. Çünkü bu tür bilim çalışmayla 1.200.000 öğrenciyi sınava sokarsanız az çok tahmin edilebilir, kesilebilir bu sonuçtur. Şimdi 5 tercih deniyor. Yani sınava girmezlerse 5 tercihleri var değil mi öğrencilerin? Evet. Şimdi 5 tercih bir kere tercih bölgelerinin neye göre oluşturulacağı hala bu tercih bölgelerinde hangi okullar olacak? Biz biliyoruz ki Türkiye'de Fen Lisesi sayısı, Anadolu Lisesi sayısı, Güzel Sanatlar Lisesi sayısı, Mesek Lisesi sayısı, Spor Lisesi sayısı. Şimdi siz her bir eğitim bölgesini, Güzel Sanatlar Lisesi'ni, Spor Lisesi'ni ve Fen Lisesi'ni alabilecek misiniz? Matematiksel olarak mümkün değil. Dolayısıyla bazı eğitim bölgelerinde bu mümkün olmayacak. Aldığınız takdirde zaten bölge o kadar genişleyecek ki hani uzaklıktaki bir spor yakındaki okula gidecek ki yine servis yine olumsuz koşullar devreye girecek. Dolayısıyla bu sistem öne çıkarttığınız yani yapmanız olayların tamamen tersine dönüyor. Şimdi hala eğitim bölgelerini ilan etmediler ama düşünebiliriz ve gerçekleşeceğini tahmin edilmiyoruz. Tabii, evet. Yani Mayıs ayında bir diğer olay, tabii ki bakan, öğreneceğiz galiba. Bilmiyorum. Bakanın ben ifade sözleri anlatırken, konular anlatırken kullanmış olduğu nitelik ve niteliksiz kavramlarıyla ilgili okulların %90 niteliksiz, %90 içerisinde kalan yani 900 bine yakın öğretmene, memura hizmetliye ve okulların idarecilerine hem bu okullarda okumaya devam eden ve devam edecek olan karettir. Yani çocuklarımızın niteliksiz kavramları ile nasıl yorumlarsınız? Tabii çok o yüzden çok hani başlarken bu da büyük bir yanlış yapılmış. Çok önemli bir açısı yeni gelen sistemin hayatımıza getireceği. 900 bin öğretmen personeli ve söylediğiniz gibi orada okumakta olan öğrenci niteliksiz olarak etiketlenen okulda okumuş olacak. Eğer hayata bu şekilde geçerse. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Yıldırım. Görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Yani iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Orhan Yıldırım başlarken özellikle teknik bir boyutuna değindi. 60 soruyla siz 3 yıllık bir müfredatı nasıl ölçeceksiniz? 240 soruyla on binlerce birinci ve ikinci var iken, evet, ve ikincileri de hesaba katarsanız bunu 60 soruyla nasıl yapacaksınız? Ölçme değerlendirme açısından çok kritik yanları da var bu yeni sistemin. Tabii var. Yani biz bütün olarak bu yeni getirilen sistemin, sınavın aslında çok daha sıkıntılı olduğunu, yani TEOG'dan daha beter bir sıkıntı, hı hı, yaratacağını düşünüyorum. Ki daha stresi daha azaltmaktı malum. Daha sert olacak. Çünkü eskiden diyelim ki çocuğunuz var, çocuğunuzun sınava hazırlanıyor, TEOG sınavına hazırlanıyor. Aşamalı olarak işte yapabildiği oranda işte okulların listesini koyuyordunuz. Evet, sıkıntıları vardı. Biz çocukların, o yaş grubundaki çocukların sürekli koşturulma halinden hakikaten rahatsızız. Çocukların çocukluğunu yaşayamadığını düşünüyoruz. Yani ne çocukluğunu yaşayabiliyor bu ülkede insanlar, ne gençliğini yaşayabiliyorlar bu sınav meselesinden kaynaklı. Ama şimdi çok daha sert bir ayrım var. %10'un içerisine girmek zorundasınız. Peki ama Bakan Yılmaz'ın açıklamasında tam tersini görüyoruz. O diyor ki işte sınav isteyen girmeyecek. Dolayısıyla sosyal aktivitelere, spora yönelebilecek öğrenciler. Peki diyor. İstememe şansımız var mı? Çocuğunuz olduğunu düşünelim. Sayın Bakan'ın çocuğu ya da torunu varsa, her neyse, çocuğunun sınava girmemesini isteyebilecek mi?
çocuğunun sınava girmemesi ne anlama gelecek? Örnek verdim. Kağıthane'deki bir baba, bir anne açısından kızının veya oğlunun sınava girmemesi durumunda nasıl bir tercih durumu söz konusu olacak? Nerede okumak durumunda kalacak? Okuduğu okuldan mezun olduğunda başarılı olup olmama durumu ne olacak? Şimdi üniversiteye giriş sınavlarının geçen yıl ve önceki yıl sonuçları, PISA'nın sonuçları bize çok açık gösterdi ki İmam Hatipler'de başarı çok az, çok düşük düzeyde. Şimdi siz çocuğunuzu göndermek isteyecek misiniz oraya? Meslek liseleri mesleki eğitimi öne çıkartmış olmalarından kaynaklı olarak üniversite sınavı hazırlık sürecinde Anadolu liselerine göre elbette ki daha düşük. Çocuğunuzu üniversiteye giremeyeceği bir okula göndermek isteyecek misiniz? Bir başka boyutuyla bulunduğu bölgeye göre okulların fiziki koşulları çok farklılık gösteriyor. Açıkçası derslik sayısı, öğretmen sayısı, öğretmen sınıf sayısı, mevcudiyeti, araç gereç hepsi. Birçok boyutuyla farklılık gösteriyor. Siz çocuğunuzun işte fiziki anlamda, içerik anlamında yani araç gereç anlamında, sınıf mevcutları anlamında problemli olduğunu düşünmüş olduğunuz bir okula girmesini, oraya mecbur kalmasına razı olacak mısınız? Yoksa sınava mı hazırlayacaksınız? Peki bu sınava hazırlanma süreci bir önceki sınavlardan daha mı yumuşak olacak? Elbette ki daha sert olacak. Yani şu dönem içerisinde bir yıl çocuğuyla ilgili işte özel okul, özel dershane, özel ders arayışı içerisinde olan aile artık 3 yıl boyunca bunun uğraşısının içerisine girecek. Yine puan sistemini de değiştirmiyor aslında. Mesela bir mahallenizdeki okula kayıt olacaksanız dahi diyelim ki 100 kişilik bir kontenjanı var. Oraya 300 kişi başvurduysa sizin oraya girebilme şansınız yine puanınıza göre. Bu da sizi puanı daha yüksek olan, daha yüksek puan verebilen okullara yöneltecek. Ya da o puanları yükseltmek için farklı yöntemlerle farklı yarışların içerisinde tekrardan çocukları sokmuş olacak. Yani bu bahsi geçilen çocukları rahatlatmak, sosyal etkinliklerin içerisine katmak gibi iddiayı kesinlikle karşılamıyor. Peki bu olur. Nasıl olur? Bizim çözümümüzü de, önerimizi de söyleyelim. Bunun olabilmesi hakikaten okul sayısını artırmakla, mahallelerde nitelikli, ulaşılabilir eğitimi sağlamakla mümkün olur. Ve demokratik bir eğitim ortamı yaratmakla mümkün olur. Yani siz nitelikli ve niteliksiz okul ayrımını kurmuş olduğunuz bir ortamda mahalledeki okuluna git dayatmasında bulunma şansına sahip değilsiniz. Ve velinin de öğrencinin de mahalledeki işte bu kadar ayrıştırılmış okulları seçmek ya da bu ayrıştırılmış okullardan bir tanesine razı olmak gibi bir durum söz konusu değil. Burada her halükarda bir rekabet olacak. Bunu ortadan kaldırmak evet ulaşılabilir nitelikli eğitimin tabana yayılmasıyla mümkün olacaktır. Biz öyle düşünüyoruz. Peki çok az bir zamanımız var ama sizin çalıştığınız okulu biliyorum, gündemdeki bir okul Şişli Endüstri Meslek Lisesi. Oraya ilişkin haberleri belki izleyicilerimizin bir kısmı biliyordur ama okulun bulunduğu araziyle ilgili bir tartışma var. Evet. Okul ne olacak? Sizden bir dinleyelim ama kısa dinleyelim. Evet, kısaca anlatmaya çalışayım. 6 yıllık bir süreç biliyorsunuz. Bu süreç bizim okulumuz son geldiğimiz noktada Eylül ayında gelen bir yazıyla okulumuzun yıkılacağı, tekrar yapımının gündemde olduğu, bu süreç içerisinde 2 yıl Kurtuluş Ortaokulu'na taşınmamız gibi bir yazı gelmişti. Bunun üzerinden Kurtuluş Ortaokulu'nun velileri, yine Kurtuluş Ortaokulu'nun taşınılması düşünülen Mahmut Şevket Paşa Ortaokulu'nun velileri valiliğe, kaymakama, işte ilçe, milli eğitim müdürlüklerinin önlerine yürüyüşler düzenlediler. Bu yürüyüşlerin sonucunda bizlerin de açıkçası desteği oldu. Bu yürüyüşlerin sonrasında bir geri adım atıldı. Kurtuluş Ortaokulu'na taşınmayacak. Yani o okul kapatılmayacak. Peki ne olacak Şişli Endüstri Meslek Lisesi? Şişli Endüstri Meslek Lisesi için şu anda önerilen şey barakalara taşınılması şeklinde. Yani işte atölyelerin yapımları süreci içerisinde öğrencinin ders alabilmesi için işte katlı barakalar yapılacağı çelik konstrüksiyon ile bu barakalarda 2 yıllık bir eğitimin... Peki nereye, nerede yapılacak? Okulun arkasına doğru, yani bahçede yapılacak. Bir tarafta işte inşaat devam ederken orada da eğitimin yapılacağı şeklinde. Ancak oranın çok büyük bir açıklığı var.
bir yıl sonrasında atölyeleri taşındıktan sonra ana binalar tamamen yıkılma durumunda öğrencilerin şimdi yapılacak olan barakaların olduğu bölgeye ana bina yapılacak projesi var görünüyor. Orada inşaatın başladığı dönemde diğer öğrencilerin ne yapacağı, o 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerin ne olacağı tartışması var. Bu tartışma maalesef bize şu kaygıyı getiriyor. Önümüzdeki iki dönem okulun öğrenci almıyor olabileceği kaygısını getiriyor. Bu da belki okulun kapatılmasının yolunu açabilir mi? Evet, okulun kapatılması kaygısı bizde çok açık bir şekilde var. Yine okulun başka bir tarafa atılması kaygısını getiriyor. Yine biliyorsunuz CHP milletvekilinin yapmış olduğu bir araştırma sonucunda kendisinin bir açıklaması oldu. Bakanlıkta okulun imarı görünmüyor dedi. İmar planlarında okul görünmüyor dedi. Bu da açıkçası bizler açısından çok ciddi bir kaos halinin devamı anlamına geliyor. Yani rant açısından oldukça tırnak içinde değerli bir arazide bulunuyor olması. Tabii bu sorunu yaşayan tek okulda değil aslında. Yani bir de Endüstri Meslek Lisesi'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi bizim çalışmış olduğumuz Şişli MTE Alem Motor Meslek Lisesi hem öğrenci kapasitesi olarak çok geniş bir okul. Şu anda 5000 civarında öğrencisi var. 300'e yakın öğretmeni var. Yine eğitim emekçilerinin işte farklı alanlardaki emekçileriyle beraber 400'den fazla çalışanı olan bir okul burası. Bu dağıtmalar yapıldığında okulun yıkımı gündeme geldiğinde ya küçültülmesi ya da başka bir yere gönderilmesi gündeme geldiğinde bütün bu insanların tümü etkilenecek. Ve okulun bulunmuş olduğu yer okulun içeriği yani çalışma alanı itibariyle daha Avcılar'dan, Beylikdüzü'nden öğrencinin geldiği bir okul. Merkezi bir yerden gönderildiğinde o çocukların eğitim şansı tamamen ellerinden alınmış olacak çünkü gelemeyecekler çok açık. Eğitim hakkına ulaşım ve pek çok mağduriyeti içinde barındırabilir olası düzenlemeler. Çok teşekkür ediyoruz. Eğitim Şart mı yayınına katıldığınız için ve Biz TV'de çok Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Noktalıyoruz burada yayını. Haftaya yine ve Biz TV'de başka bir eğitim konusunu konuşmak üzere. Hoşçakalın. İyi günler.